Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle hanım dilendi bey beğendi modelimizi çalışacağız. Modelimizi ortadan başlayarak istediğimiz büyüklüğe gelene kadar sürekli kenarlarından dolaşarak öreceğimiz grup örtü oluncaya kadar örmeye devam edeceğiz. Gerek televizyon örtüsü, gerek bebe battaniyesi gerekse minik hemen üzerimizi örtmek için diz örtüsü şeklinde değerlendirebiliriz. Bakınız modelimizi ortadan başlıyoruz, kenarlarında iplerimizi değiştirerek çeşitli aralıklarla sıralarla isterseniz birer sıra, isterseniz daha fazla ya da bir tek renkle de tamamını örebilirsiniz. Şöyle bakınız burada her bir sırada birer farklı renk kullandık. Bu şekilde devam ediyoruz Burada ise 2 ve 3 sıra örerek büyülttük Evet şimdi ortadan başlamasını birlikte yapalım Birkaç sıra sizlerle birlikte örelim Ve aynı düzenin üzeri dilediğimiz kadar örgümüzü büyütelim. Evet kolay gelsin diyerek hemen başlayalım 3 numara tığımla ve sarı ipimle ortada gördüğüm bu 4 tane Trabzanlardan, trabzan grubundan oluşan bölümü örmeye başlıyorum Zincir çekerek başlayalım şöyle kenara alalım. Bir tane düğümümüzü atıyoruz. Yine zincir çekerek ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincirimizi çektikten sonra hemen birinci zincirin içerisine girelim. İçinden geçelim ve bir tane zincirle kapatalım. Ve şöyle bir tane yuvamız oluştu. Ve üzerine zincirimi çekiyorum. 1 2 3. 3 tane zincir çektikten sonra tığımızın başını dolayalım. Hemen dibine girelim. Yani bu yuvarlak yuvamızın içerisine girelim. Ve bir tane trabzanımızı örelim. Tekrar tığımızın başını dolayarak aynı yere girelim trabzanımızı örelim. 3 tane trabzanımız tamamlandıktan sonra bir tane zincirimizi çekelim. Bir zincir bakın araya çok zincir çekmemize gerek yok. Kocum delikli olmasın çok fazla. Zaten kendiliğinden açılıyor. Tekrar başını dolayarak 3 tane trabzanı yan yana örelim. Bir, bakın birinciyi ördüm. Tekrar tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımı örüyorum ve bir daha dolayarak 3 tane trabzanımı örüyorum. 3 tırabzanımı ördüm. 1 Zincirim hemen çekiyorum. Sadece bir zincir. Yine tığımızın başını dolayarak yuvanın içerisine girerek 3 tane 1 2 3 3 tane trabzanımız ördük ve 3 trabzan 3 trabzan 3 tane grubumuz oldu 3. trabzanımızı bitirince hemen bir tane zincirimizi çekelim ve 3 trabzan daha örelim buradaki yuvanın içerisine 1 2 ve 3 kare bir e, model öreceğiz örgümüz kare olacak O yüzden bakınız dört tane köşesi olacak her üçlü birer köşeyi temsil etmekte bir tane zincir çekiyorum ve üç tane zincir çekmiş olduğum ilk başlangıç trabzanının tepesine gelerek batıyorum ve birinci rengimi bu şekilde tamamlanıyor Dilerseniz burada ipimizi şöyle bir tane zincir çekerek koparıp yeni bir rengi geçebilirsiniz Dilerseniz e, devam edebilirsiniz. Şimdi biz burada koparmak istiyorum. Makasımla kesiyorum. Evet, ortadaki göbeği bu şekilde tamamlamış olduk. Özellikle yeni başlayan, yeni öğrenen kardeşlerimiz için gayet kolay bir model. Şöyle 4 tane köşemiz. Bu göbek göbeğin etrafında şekillenecek. Hemen yani yaptığımız örtüden yola çıkacak olursak bakınız 4 tane her birisi gördüğünüz gibi büyüdükçe kare olma yoluna doğru ilerleyecek. Şimdi bu orta kısmı ördük. Hemen ikinci rengimize geçelim. İkinci rengime geçerken ipime bir tane zincir çekerek düğüm atıyorum. Sıkıştırıyorum ve Modelimi alıyorum. Bakınız şurada bırakmıştık. Aynı yerden lütfen başlamayalım. İpler üst üste yığılmasın. Şöyle biraz geriye gelelim. Geriden başlayalım. Hiç fark etmez. Yani yeter ki buradan başlamayın. Yani buraya hemen yakın yerden başlamayın. Biraz daha ileriden geriden başlayalım. Şimdi bakın bir tane atladım. Diğerine geldim. Ara boşluğa giriyorum. Bir zincir çektiğim yere ve bir tane zincirle sabitliyorum kendimi arkada da ipim şu şekilde durmakta eğer yapabilirseniz ipi şöyle arkasından işaret parmağınızla tutun burada arkada gizlemeye başlayalım bir tane battıktan sonra bir iki üç tane zincirimi çekiyorum şöyle kenara da alalım tığımın başını doluyorum bir tane trabzanımı örüyorum bir yanına bir trabzan daha örüyorum 3 tane trabzanım oldu. Burada köşelerimizi örüyoruz. Şöyle görelim hemen. Bakınız burada çifter çifter köşelerimizin devam edeceği yeri öreceğiz. Yani 4 tane temel köşemizi bu sıramızda belir belirleyeceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4 yani hepsini çift çift öreceğiz. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Araya tekrar 1 zincir, 3 trabzan bir zincir 3 trabzan şeklinde bu ikinci köşelerimizi belirleyecek temel sıramızı örüyoruz 3 tane trabzanımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum aynı yere 3 tane daha trabzanımı örüyorum 1 2 ve 3 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanım ördüm. Buradaki köşemdeki birinci e, sütunu oluşturmuş oldum. Şimdi diğer köşem için zincirimin olduğu yere geçmem lazım. Onun için trabzanım sonrası bir tane zincir çekiyorum. Geçişimde diğer zincirimin olduğu yere giriyorum ve ikinci köşemi yapmak için trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 ve 3. Bir tane zincir çekiyorum. Tıpkı birinci köşemizi yaptığımız gibi zincirimizden sonra yine aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzanı örüyorum. 1 2 ve 3. İkinci köşemizi de bu şekilde yaptık bakınız. 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan. Her iki köşe arasına bir zincir çektik. Ve yine burayı da aynı şekilde ördük. Şimdi 3. köşemize geçişimizi yapacağız. Onun için bir tane zincirimi çekiyorum. 3. trabzanımın üzerine ve köşemin içerisine giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 bir tane zincir 3 trabzan sonrası tekrar 3 tane daha trabzanım örüyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı da ördüm bu şekilde 3 üçüncü köşemde tamamlanmış oldu dördüncü köşemize geçiyoruz bir tane zincirimizi çekelim ve köşemizin içerisine girelim 1 2 3 3 tane köşeyi ördük trabzanımızı bir zinciri çekiyorum tekrar 3 tane trabzanımızı örmek için aynı yere giriyoruz 1 2 ve 3 3 tane trabzanımızı ördük ve şimdi 3 trabzanımızı tamamladık. 4. köşemizi de ördük. 1. köşemize geçmek için yine araya 1 tane zincirimizi çekiyoruz ve başlarken 3 tane zincir çekmiştik. En tepe noktasındaki zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve 1 tane zincirimi çekip farklı bir renge geçmek için ipimi koparıyorum ama aynı şekilde de devam edebilirsiniz çok fazla ipiniz olmayabilir Yeni öğreniyor olabilirsiniz hiç fark etmez Aynen devam edebilirsiniz şimdi o devam etmeyi de bir sonraki sıradan sonra göstermek istiyorum şimdi ipimizi kestik 3. rengimizde 3. sıramıza başlayalım iki sıramızı tamamladıktan sonra 3. sıramıza geçiyoruz bakınız 3. sıramızı birer tane köşemiz Ortada tekli trabzan grubumuz var. Köşelerimiz arada tekli trabzan grubu tekrar köşelerimiz tekli trabzan grubu ve bu şekilde bu görmüş olduğumuz ortadaki bir tane trabzan grubuyla modelimiz büyümekte örgümüz bakın bir sonraki sırada ikiye çıkmakta bir sonraki sırada 3'e ve dörde biz dolaştıkça modelimiz kendiliğinden gelişiyor herhangi bir şekilde artmak için bir gayret göstermemize gerek yok modelimizin kurulumu kendiliğinden doğal olarak büyümeye elverişli bir model. Hiçbir şekilde ekstra bir gayret göstermiyoruz. Şimdi üçüncü sıramıza başlayalım. Dördüncü sıramızı da birlikte yapalım. İpimi kopardığım yerden başlamıyorum. Daha ileriden başlamak istiyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve köşemden başlıyorum. Köşemin olduğu yere giriyorum. Bakın sabitledim kendimi. 1, 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen 2 tane daha trabzanımı örerek toplamda zincirimle birlikte 3 tane trabzana ulaşıyorum zincirim ve 2 trabzan araya bir tane zincir çekiyorum ve yine köşem olduğu için bakınız bu köşemiz tamamen çift çift devam edecek giriyorum 3 trabzanımı daha yerleştiriyorum 2 ve 3 3 trabzan bir zincir 3 trabzan ördükten sonra bakın burada bir tane zincirli aramız var iki köşenin arasına hemen oraya geçerken bir tane zincir çekiyorum araya giriyorum ve 3 tane trabzanım örüyorum bakın köşemiz bu aralardan büyüyor 2 3 yani burada Artışımızı yaptık iki köşe arasına bir tane üçlü grubumuzu ördük ve modelimiz kendiliğinden büyümeye başladı. Bir tane zincir çekiyoruz. Bakınız bu birer zincir çekmiş olduğumuz yerde gelecekteki sıranın yani bir sonraki sıranın üçlü grup yerleri Bakınız birken iki tane olacak. Şimdi bir zincirimden sonra yine köşeye geçiyorum. Köşemizi örüyoruz. Üç tane trabzan. Bir, iki, üç bir zincir tekrar aynı yuvanın içerisine 1 2 3 bir tane zincir çekiyorum köşemi ördükten sonra bakın köşelerimizi ördük bütün köşelerimizi bu şekilde köşe olarak öreceğiz bir zincirimi çektikten sonra bir önceki sıradaki gibi bakın hemen köşedeki gibi 3 tane tırabzanımı hemen yana örüyorum. 1 2 ve 3. Tekrar 1 zincir çekiyorum. Köşemi yine 3 tane tırabzan, 1 zincir, 3 tırabzan şekliyle örüyorum. 3 trabzanım ördüm. Köşe olduğu için 1 zincirimi çekiyorum tekrar 3 tane trabzanımı yerleştiriyorum 1 2 ve 3 bir tane zincir çektim araya üçlü grubumuzu örüyorum 1 2 ve 3 bir tane zincirimi tekrar çekiyorum bakınız köşelerimiz köşe olarak devam ediyor ve modelimiz de kendiliğinden büyüyor başını doladım tığımın yine 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanımı ördüm, 2 ve 3. Her trabzan grubundan sonra bir tane zincirimi çekiyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Evet bu sırada koparmadan devam edelim. Şöyle bakalım bakınız modelimizi. Şöyle bıraktığımız zaman Birinci sıramızda sadece 4 tane trabzanımız ördük. Aralarına birer zincir çekmiştik. İkinci sırada modelimizin temelini oluşturacak köşelerimizi oluşturduk. Bakın sadece köşelerimiz. Üçüncü sırada artık büyütmeye artışlarımıza başladık. Artışlarımız için herhangi bir şey yapmıyoruz. Örgümüzü örerken doğal olarak kendisi zaten artışı yapıyor. Bakın her iki köşe arasındaki bir zincirin olduğu yere 3 tane trabzandan oluşan gruplarımızı ördük ve bu sıramızda biraz büyümeyi yakaladık. Şimdi 4. sıramıza geçiyoruz. Burada ip koparmadan geçişimizi yapalım. Hepimizin çok fazla ipi olmayabilir. Sürekli ip kopar şeklinde olmadan da geçişimizin nasıl olacağını yapalım. Bu şekilde örmeye devam edelim. 3 trabzanımızı ördükten sonra zincirimizi çekmemiştik hemen bir tane zincirimizi ekliyoruz ve geçişimizi yapıyoruz bakınız bu a, ipimizi koparmadan yapacağımız geçiş 3 tane zincirimiz vardı tepe noktasına gelerek batıyorum bitirirken de bu şekilde bitirmiştik bakın koparırken şimdi koparmayacağımız için 1. trabzanın üzerinden 2. trabzanımın üzerine batıyorum bakın tam tepe noktasına batıyorum sadece ipimi alıyorum ipimi çekiyorum altından diğer ilmeğin içinden geçiriyorum ilmeğimizi kaydırdık üçüncü trabzanın sadece tepe noktasından bakın sadece şu tepe noktasından giriyorum ipimi alıyorum altından geçiriyorum ve bir de ilmeğin içerisinden geçirdiğim zaman buraya doğru ilmeğimi kaydırıyorum ve bir zincirin olduğu yere giriyorum tekrar ipimi alıyorum ilmeğimin arasından geçiriyorum ve köşemi yapmak için hazır hale geliyorum ve başlıyorum köşemi örmeye 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 tıpkı yeni başlar gibi 3 zincirimi çektikten sonra yanına 2 tane trabzanımı örerek trabzan sayısını 3'e tamamlıyorum 3 tane trabzanım oldu ve 1 tane zincirimi çekiyorum Aynı yere bakınız köşemiz olduğu için 3 trabzan daha örüyorum. 1, 2, 3. 3 trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Ve bir önceki sırada birer zincir çekmiş olduğumuz yerlere 3 trabzanlarımızı örüyoruz. Bakın hemen artış kendiliğinden gelişiyor. Bakınız hiçbir şey yapmadık ekstradan. 1, 2 ve 3. Bir tane zincir tekrar 1 2 3. Evet bakın 3. sıramızda bir tane olan mavi mavi grubumuz 4. sırada 2 tane oldu. Yani büyümeye başladı. Şimdi bir tane zincirimizi çekiyoruz. 3 tane trabzanımızı örüyoruz. 1, 2, 3. Köşemiz burası. 3 trabzan, 1 zincir ve 3 trabzan. 1, 2, 3. 1 tane zincir giriyoruz. 3 tane trabzanımızı örüyoruz. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımı tamamladıktan sonra hemen bir tane zincirimi de çekiyorum şöyle görelim bakınız köşemizin bir tanesini ördük bu şekilde köşelerimizi her zaman çifter çifter örüyoruz yani çiftten kastımız 3 trabzan bir zincir 3 trabzan hiç değişmiyor aralarda Üçüncü sıradan itibaren görmüş olduğumuz bu trabzan grubu her sıramızda bir tane artarak dilediğimiz ölçü gelene kadar ördüğümüzde o kadar çoğalacak. Her sırada bir artacak. Bakınız bir, iki oldu. Bir sonraki sırada üç, dört, beş. Şimdi evet, diğer ördüğümüze bakalım. Bakınız bir de köşelerimiz arası hemen iki oldu yine köşelerimizin arasına bakıyoruz. 1 2 3. Yine köşelerimizin arasına 1 2 3 4. Beyazımıza bakıyoruz. Bakın beyazda geçiş yapılmış. Köşe arasında bir köşeden diğer köşeye kadar 1 2 3 4 5. Bakınız bu şekilde köşelerimize dikkat ettiğiniz zaman aralar kendiliğinden büyümeye devam edecek. O yüzden hiç sıkıntı çekmeden örmeye devam edelim ve ne olarak örmek istiyorsak o boyuta gelene kadar örelim. Evet, böylece çalışmamızın sonuna geldik. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, mutlulukla kalın inşallah. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, görüşmek üzere.